Dünyanın dört bir yanından hacı olmak için kutsal topraklara giden Müslümanlar, haccın bütün gereklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor. Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arefesinde vakfe görevlerini yapan ve daha sonra Cemerat'a geçerek büyük şeytan olarak ifade edilen Akabe Cemresi'ne yedi taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yı gerçekleştirdi. Kurbanları kesilip tıraş olduktan sonra ihramdan çıkarak hacı olan Müslümanlar, bayramın ikinci ve üçüncü gününde de şeytan taşladı. Kafileler halinde Cemerat bölgesine ulaşan hacılar, Müzdelife ve Arafat bölgelerinden topladıkları yedişer taşı, bayramın ikinci ve üçüncü günü sırayla küçük, orta ve büyük şeytana attı. Şeytan taşlamanın ardından büyük çoğunluğu yakında veda edecekleri Kabe'ye yönelen hacılar, veda tavafı yapmak üzere Cemerat'tan Mescid-i Haram'a yürüdü. Buraya ulaşan hacılar, tavafın yanı sıra namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hacıların kutsal yolculuğunda sona yaklaşılırken, Türkiye'den kafilelerle hareket ederek kutsal topraklara gelen hacı adaylarının bir kısmı Medine'ye, bir kısmı ise Mekke'ye ulaşmıştı. Mekke'ye gelen hacılar, kutsal yolculuktaki ikinci durakları olan Medine'ye gitmeye başlayacak. Kurban Bayramı öncesinde Medine'den Mekke'ye gelen kafileler ise Mekke'ye veda ederek Cidde'den hava yoluyla Türkiye'ye dönecek. Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü 19 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Son kafile ise 14 Temmuz'da Medine'den harekete edecek.